Merhabalar sevgili seyirciler, Paranın Nabzı'na hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci, Cem TV ekranlarındayız Paranın Nabzı'yla. Hafta içi her gün saat 17.50'de. Evet, bugün Paranın Nabzı'nda enflasyon rakamlarını konuşacağız. Zira enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayı için enflasyon rakamlarını aldık sevgili seyirciler. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Aylık %0.9 artış var. Yıllık ise %15.6'lık bir TÜFE, tüketici fiyat endeksi artışı var. Biz bunları Doktor Caner Özdurak'la konuşacağız. Sayın Özdurak, acaba bağlanabildik mi? Sayın Özdurak, merhabalar. Merhaba Şevin Hanım. Merhabalar, çok teşekkürler yayınımıza katıldınız. Bu ara yoğun olduğunuzu da biliyoruz. Ayrıca bir kitabınız çıktı, İktisat Kantini. Bir dahaki yayınımız, sizin yanınızda mı kitap acaba? Ben şu anda göstermeyeceğim. Bana gönderdiğiniz kitabı yanıma almadan çıkmışım. Yayına öyle gelmişim. Benim de yanımda değil. Harika bir kitap, gerçekten çok keyifli bir kitap. O kitabı da konuşacağız. Ve bugün tabii enflasyonu konuşacağız. Sizin de enflasyon üzerine çalışmalarınız var. Menemen endeksi de sizin çalışmalarınız arasında. Onu da konuşacağız. Evet, benim beklentim ve piyasanın beklentisi dahilinde Şubat ayında yıllık enflasyon %15'i aşmış görünüyor. Bu yıl sonu için enflasyonun kaç olarak bitmesini beklersiniz acaba? Yani bir modelle tahmin ettiğim, yani sürekli çalıştırdığım bir modelim yok bunun için. Ama şunu söyleyebilirim, Merkez Bankası'nın hedeflediği doğrultuda bitmeyeceği kesin demeyeyim ama büyük olasılık. Evet, üzerinde bir enflasyonla bitireceğiz. Bu dönemde yalnız Türkiye, gelişmekte olan ülkelere baktığımızda tüm dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke Türkiye. Sizce neden bu şekilde gerçekleşti? Yani bu zaten hani son aylarda olan bir durum değil ya da biraz daha geriye alırsak hikayeyi. Bu birdenbire böyle Kasım Aralık ayında özellikle hani beklentilerin üstünde bundan önce TÜİK daha böyle beklentilere yakın enflasyon oranları açıklıyordu. Ya da enflasyon öyle gerçekleşiyordu diyelim, açıklıyordu demeyelim. Aralık ayından itibaren beklentilerin üzerinde enflasyon gerçekleşmeye başladığı zaman biz birdenbire hani enflasyon çok yüksek ve karşılaştırmalı olarak diğer ülkelere göre de çok yüksek noktasına geldik ama enflasyonu biz 2018 ortasından beri alırsak orada bir U var. Yani U şeklinde dönüşümü veya U şeklinde iyileşmeyi belki biz ekonomide yapamadık ama enflasyonda yaptık. Yani %20'lerden bir aşağılara gelip tekrar %15'lere çıktık. Yani bizim enflasyonumuzun yüksekliği aslında biraz da şey, hani hem maliyet enflasyonu var tabii bunun içerisinde etki olarak, hem de bizim pandemi döneminde kredilerle beraber talebi biraz dürtmemizle diyeyim, hani talebi biraz arttırmakla, birazını da bayağı üstünde arttırarak yarattığımız bir enflasyon var. Yani aslında bir sarmal, bir spiral içerisinde gerçekleşiyor bu. Dolayısıyla şey, zaten hani bizim enflasyonumuzun önce bir talep enflasyonuyla başlayıp sonra da bir maliyet enflasyonuyla devam ediyor olması zaten üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makasın da sürekli açılıyor olması bunu bize gösteriyor. Yani bizim aslında biraz artık kronikleşmeye doğru giden, eğer bu bir noktada yapısal bir müdahale olmazsa biraz kronikleşmeye doğru giden, yani o benim çocukluğumda gazetelerden hatırladığım hani böyle küçük Denver dinozora benzeyen enflasyon canavarı karikatürleri olurdu ya. Evet. Yani sanki böyle hani o kronikleşmiş enflasyon günlerine doğru mu döneceğiz gibi bir çekincem var açıkçası. Çünkü bizim bu içsel ya da bu enflasyonumuzun ataletinin üzerine bir de şu anda gelişmiş olan ülkelerin ve yurt dışındaki pozisyonlanmaların da olumsuz etkileri olacağını düşünüyorum. Yurt dışında yatırımcı pozisyonlanmalarının mı acaba ona göre olacağını düşünüyorsunuz? Yani hem o var hem de bu Amerikan tahvillerine gelen satışın 7 yıllıklarına gelen beklentinin çok altında talebin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Fed'in politikaları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şu anda bu sıcak parayla ve hani piyasada çok fazla olan sıcak parayı yine hani enflasyonumuz yüksek ama bu enflasyonla beraber reel bir faiz yaratmak için yüksek bir faizle de
Bunu tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani şu noktada bile bunu yapmakta zorlanırken bir de hani Fed'in bu muslukları kısma kararı alması, hedefledikleri enflasyona hedeflemelerinden çok daha önce gelmeleri, bunu bir de artan enerji fiyatları, petrol fiyatları ve emtia fiyatlarıyla da işte bakır fiyatları ve diğer temel üretime konu olan emtiaların da artışıyla beraber yorumladığım zaman yani burada ciddi riskler var. Evet, kronikleşme dediniz, o dinozordan bahsettiniz, enflasyon canavarından. Siz de çizimlerinize bunları katmaya başlayacaksınız belki. İnşallah katmayız. Ama şey çok çok temel bir şeydir yani Bedri Koraman'ın o siyasi karikatürlerinin içerisinde bu enflasyon figürün enflasyon canavarı analojisi zaten şey hani benim çocukluğuma denk geliyor. Şu anki belli bir yaş grubunun üzerindeki ekonomide hala daha karar verici olan kişilerin de aslında şey hani en böyle öğrenilmiş çaresizliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz zaten içeride özellikle dolarizasyonla ilgili bazı sıkıntılar yaşarken hani bu enflasyonla ilgili çekincelerin artması bu dolarizasyonun ters dolarizasyona dönmesi konusunda da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, bir süre %10'un altında gerçekleşti enflasyon. Bu %10'un altında gerçekleşmesi de bu enflasyon canavarı görüntülerini ortadan kaldırmıştı. Bakalım tekrardan ortaya çıkacak mı? Talep dediniz, talebin etkisi vardı dediniz fiyatlarda tabii ki enflasyonda. Kısıtlamalar olmasına rağmen, kısıtlamaların olduğu bu Şubat ayında, kısıtlamalar vardı, kısıtlamaların olduğu bir ayda aylık artış en yüksek gıda fiyatlarında görülmüş ve gıda alkolsüz içeceklerde, lokanta ve otellerde görülmüş. Sizce gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor mu? Biliyorsunuz geçen sefer de konuştuk ki gıda fiyatları için bir komisyon kuruldu. Bunun için raflar denetlenmeye başlandı. Ancak bu artışın önüne geçilemiyor mu? Geçilemiyor gibi duruyor ve aslında bu kronikleşme riski var dediğim enflasyonun içerisinde en kronikleşme riski olan alanlardan biri gıda. Yani biz burada gerekli reformları yapma konusunda hala da birkaç böyle hani slogan programdan bahsediyoruz veya sürekli komisyonlar kuruyoruz. Rafları da denetlemeye çalışıyoruz. Ve fakat hani burada her zaman konuştuğumuz gibi yani bu gıda fiyatlarıyla alakalı, bu tarım dönüşümüyle alakalı atılan çok fazla bir adım yok. Dolayısıyla da bizim gıda fiyatlarında zaten bu temel ihtiyaçlarda da böyle, hani diğer gıda ürünlerinde de böyle, alkolsüz içecek şeylerinde. Yani talepte bir azalma olmadığı için, talepte bir azalma olmadığı zaman özellikle döviz kurunun da yukarı olduğu dönemlerde yansıtılan fiyat artışları, tekrar böyle geri alınıp da bir fiyat azaltması gibi bir hareket olması zaten piyasalarda çok olası değil. Yani hep işte konuştuğumuz şey bu roket ve tüy teorisi. Yani roket gibi yükseliyor fiyatlar ama tüy gibi aşağı geliyorlar. Dolayısıyla hani burada yine özellikle yurt dışındaki, yani yurt dışında da bunu gözlemleyebiliriz. Mesela şu dönem mısır fiyatları üzerine çalışıyorum ben. Hani mısır fiyatlarında 2021 yılında çok ciddi bir artış var global bazda. Dolayısıyla diğer tarım ürünleri emtialarına baktığınızda da bunu görüyoruz. Hani burada hem dışsal etkiler var ama hem de içeride bizim bir türlü yapamadığımız hani sürekli sakız gibi çiğnediğimiz ama bir türlü yapamadığımız işte hal yasası vesaire gibi şeyler var. Bununla birlikte fiyatların yüksek olması veya bu fiyat gıda enflasyonunun içerisinde bir durum daha var ki o da özellikle topraktaki toprak sebze meyvelerindeki fiyat hareketliliği, fiyat volatilitesi. Bunu da zaten işte Menemen Endeksinde biraz anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk buradan hissedilen enflasyonu biz gördüğümüz için gıda ve alkolsüz içeceklerden bir hissedilen enflasyon ölçümlemesi de yaptığı için vatandaşlar aslında bu işte ölçülen enflasyon hissedilen enflasyon arasındaki fark konusu da biraz buradan çıkıyor. Evet, bu kısıtlamalar olmasına rağmen demek ki talep devam etmiş restoran ve Evet. otellere. Bir taraftan aslında olumlu diyebiliriz çünkü
Esnaf kan ağlıyor, restoranlar, oteller kan ağlıyor, lokantalar kan ağlıyor deniliyordu. Bunların üretime nasıl yansıyacağı aslında bir endişe kaynağıydı. Öte tarafta talep kaynaklı bir fiyat artışından bahsediyoruz. Ya burada tabii şey paket servisleriyle de çalıştığı için lokanta ve oteller burada hani paket servisin üzerine eklenen bir hizmetin de ya da o maliyetin de etkisi var diye düşünüyorum fiyatların artmasında. Çünkü zaten bu paket servis platformları, e-ticaret platformları da bu dönemde çok büyüdü. Hatta yurt dışına kadar büyüdüler bazıları aldıkları yeni yatırımlarla. Dolayısıyla bunun etkisi vardır. Evet, bu dönemde servis sektörü de çok çoğunlukla değişmek zorunda kaldı. Paket servislerde yeni sistemler geldi. E-ticaret sistemi, belki yeni yeni sistemler satın almak zorunda kaldı lokantalar, restoranlar. Benim gördüğüm bazı restoranlar vardı. Gerçekten o paket siparişlerini kaydetmek ve oradaki devinimi devam ettirmek için yeni sistemler satın aldılar. Bu aldıkları tabii maliyeti de muhtemelen fiyatlara yansıttılar. Doğru. Böyle gerçekleşmiş de olabilir. Ancak gıda fiyatlarındaki artış da, tabii siz sebze ve meyve fiyatlarından da bahsettiniz. Muhtemelen orada menemen endeksi de görmüşsünüzdür. Sizin menemen endeksiniz var. Bu menemen endeksini bize anlattıktan sonra ben yine karnım acıkacak menemeni size anlatırken. Menemen endeksini anlattıktan sonra menemen endeksiniz ne diyor acaba? En azından görsel kullanmayacağız. Hani oradan belki biraz şey yapabiliriz. Hani dengeleyebiliriz açlığımızı. Yani şöyle, Charleston biberde yine en çok artan ürünlerden biri bu ay. Fakat yumurta fiyatları da en çok azalan şeyler arasında. Yıllık bazda en çok azalan ürünler arasında. Domatesle şeyde kuru soğan da keza öyle. Zaten bu ay itibariyle biz menemen endeksini verimetlikle beraber hazırlamaya başladık. Yani menemen endeksinin hazırlanması, grafiklerinin hazırlanması ve hani görsel bir hale gelmesi ve diğer endekslerle karşılaştırması sağ olsunlar verimetriğin desteğiyle oluyor bundan bu aydan itibaren. Ve bu ayla beraber biz soğanlı soğansız menemen ayrımını bıraktık. Yani Charleston biber, domates, yumurta ve kuru soğandan oluşan soğanlı menemen endeksi üzerinden devam ediyoruz artık. Çünkü soğanın böyle bir etkisi kalmadı. Yani biz menemen endeksini ilk yapmaya başladığımızda 2008 başlarında soğan fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı soğanlı veya soğansız ayrımı yapmak önemliydi. Çünkü endeksi ciddi anlamda farklılaştırıyordu soğan fiyatlarının yüksek olmasından dolayı. Ama bu aydan itibaren bunu bıraktık. Menemen endeksini artık daha çok TÜFE'yle karşılaştırmaya, daha çok gıda endeksiyle karşılaştırmaya, dolar kurundaki volatiliteyle karşılaştırmaya ve biraz da öyle anlamaya çalışıyoruz. Çünkü günün sonunda biz mutfaktaki enflasyonu veya hissedilen enflasyon dediğimiz şeyi anlatmaya çalışıyoruz menemen endeksiyle. Bu ay geçen aya göre endekste çok bir hareketlenme yok. Yani bir şekilde bu artışlar ve azalışlar geçen ayki endeksle çok bir fark yaratmamış. Arada 1,5 puanlık falan bir fark var. Fakat endekste bu ay biz bu karşılaştırmalı analizlere de odaklandığımız zaman, ki geçen ayda bu karşılaştırmalı analizi yapmıştık, gıda endeksinden ve normal manşet enflasyondan da çok daha volatil bir enflasyon görüyoruz. Çok daha volatil bir endeks görüyoruz daha doğrusu. Bu da normal bir şey çünkü mevsimsellikten özellikle arındırmadan bakıyoruz buna. Yani mevsimsellik hareketlerini zaten görüyoruz, işte sera etkisi, yaz etkisi, kış etkisi gibi. Ama buna rağmen geçmiş aylara göre bir sapma ve özellikle o aya özgü bir şey var mı onu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi bu ay itibariyle menemen endeksinde çok geçen aydan farklı bir durum yok. Sadece yine bu volatilitenin kurla beraber yakın hareket ettiğini görüyoruz ki bu da aslında şu an gıda ve sebze meyve fiyatlarında da konuşulan, ya halde de konuşulan, yani talebin azalmaması fakat döviz kurundaki hareketlerin, yukarıya doğru olan hareketlerin fiyatlara yansıtılmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle de hissettiğimiz enflasyon her pazara çıktığımızda aslında manşet enflasyonun biraz üzerinde oluyor. Çünkü fiyatlar sürekli hareket ediyor. Farklı grupların farklı fiyatları hareket ediyor. Hatırlarsanız geçen ay herhalde biz portakalı falan konuştuk. En çok artan birkaç ay önce mandalinayı konuştuk. Mandalinayı çok yediği için
öyküden dolayı muzdarip olduğumu anlatmıştım ben. Doğru. Bu Evet. ay en çok artan ürünlerde farklı ürünler var işte salatalık, kabak, sivri biber, dolmalık biber gibi. Dolayısıyla da hani ilk his gıdadan geldiği için yani doymaktan aslında Maslow piramidinin en dibinden hani barınma ve doymadan geldiği için bu farkın olması ve bu tartışmaların olması normal. Bunu da biz Menemen Endeksiyle işte biraz daha illüstre etmeye, biraz daha böyle rakamlarla ve üzerine bakılıp tartışılabilecek bir şeyle gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yoksa hani Menemen Endeksi zaten normal enflasyonun bir alternatifi veya işte gerçek enflasyon bu diye bir argüman olan bir şey değil. Zaten TÜİK verilerini kullanarak hazırlanan bir endeks. Ve fakat işte gerçekleşen enflasyon, hissedilen enflasyon, buradaki volatilite bunları bir grafik üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Siz de TÜİK'teki rakamları alıyorsunuz ancak tabii hissedilen enflasyon biraz daha belki ağırlıklarla mı alakalı? Yani TÜİK'in kullandığı yüzde ağırlıklar tüketici Şimdi enflasyon ağırlıklar içerisinde. değişti bu sene. Değişen ağırlıklar da enteresan. Biraz daha kontrol edilebilir ürünlerin ağırlıklarının arttığı ve gıda endeksinin yani gıda talebinin de aslında gıda ağırlıklarının da geçen seneye göre 4 puan yanlış hatırlamıyorsam arttığı bir endeks var bu sene. Ve yine gıda fiyatlarında bir kontrol mekanizması oluşturulacaksa veya bu kurulan komisyonlar burada gıda fiyatlarını kontrol etmeye çalışacaklarsa aslında geçen seneye göre bu senenin manşet enflasyonu ağırlığına göre gıda alkolsüz içecek ağırlığının artmasından dolayı biraz daha kontrol edilebilir bir hale geliyor. Ama kontrol edemiyoruz şu anda gördüğümüz kadarıyla. Çünkü beklenenlerin üzerinde daha şimdiden %15-61'e gelen bir enflasyondan bahsediyoruz. Evet. Öte taraftan bu hafta büyüme rakamları açıklandı. Türkiye için kimi kurum büyüme beklentilerini düşürürken kimisi de artırıyor. Siz nasıl bir büyüme görünümü bekliyorsunuz 2021 yılında? Yani bizim büyümemiz biraz hormonlu bir büyümeye benziyor. Yani kredilerle beraber talep artışı ve çok ucuz krediler verilmesiyle artan bir talep artışı gibi görünüyor. Sanayiden, ihracattan kaynaklı gibi görünüyor. İnşaatta problemler olduğu ve aslında inşaatla beraber yani inşaat sektörüyle beraber büyüme modelinin artık çalışmayacağını biraz bize gösteriyor. Dolayısıyla biz yatırım rakamlarına baktığımız zaman, işsizlik oranlarına baktığımız zaman ve aslında kişi başına gelire baktığımız zaman hatta biz büyümeye TL cinsinden değil de dolar cinsinden bir büyümeye baktığımız zaman dolar enflasyonu daha düşük çünkü oradaki işte cari fiyatlardan arındırdığımızda bulduğumuz rakamlar üzerinden büyüme hesaplamakla TL üzerinden enflasyonu düşüp de bir cari rakamlardan enflasyonu düşüp de hesapladığımız büyüme oranlarına baktığımızda onların da farklı olduğunu hatta bizim dolar cinsinden küçüldüğümüzü görebiliriz. Bunu çok detaylı bir şekilde zaten Mahfi Hoca bugünkü yazısında da gösterdi. Dolayısıyla bizim büyümemiz aslında kime yarayan bir büyüme biraz onu konuşmak belki önemli olabilir burada. Yani kişi başına gelirin artıp artmadığının biraz şüpheli olduğu, işsizliğin zaten işsizlik rakamlarının zaten aylardır tartışıldığı. Yani aslında işe başvurmaktan insanların vazgeçmesi, iş gücüne katılmaktan vazgeçmelerinden dolayı düşen işsizlik oranlarını konuştuğumuz bir yerde. Hani bizim büyümemiz evet büyüyen bir iki ülkeden biriyiz pandemi döneminde. Ama bu büyüme bize enflasyon olarak ve enflasyon problemi olarak geri dönecek diye düşünüyorum. Hatta bu durum yine Merkez Bankası'nın 18 Mart'taki toplantıda üzerine kalacak gibi duruyor. Evet, bir de dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan insani eylem planını açıkladı. Bu plan hakkındaki düşünceleriniz nedir acaba? Sizce bir etkisi olacak mı? Ben dinlemedim. Çünkü bu tarz yeni isimli eylem planlarını ben yeni ekonomik programla beraber biraz böyle ajandamda kalabalık olduğu için aşağılarda bırakmaya başladım. Dolayısıyla da açıkçası detayına bakıp da çok da fazla merak etmedim.
Çünkü çok bir etkisi olacağını düşündüğüm bir konu değil. Ekonomiye etkisi olacağını düşündüğüm bir konu değil. Çünkü bundan 1-2 ay önce de hani Avrupa Birliği, bizim yönümüzün Avrupa olduğu ve oradaki reformlarla ilgili şeyler konuşmuştuk. Bir önceki ay ekonomi reformlarından konuştuk. Bugün bunu konuşuyoruz. Yarın da muhtemelen başka bir isimle başka bir reform konuşacağız. Dolayısıyla hani bunlar reel eylemlere dönüşme aşamasına gelmeden ben çok fazla yoğun gündemimde dahil etmiyorum ajandama. Evet, reformlar derken yakın zamanda açıklanacak olan ekonomik reform paketi de var. Bekliyoruz bunu Mart ayının ortasına doğru. Bu ekonomik reform paketinden beklentileriniz neler peki? Yani burada çok böyle nasıl diyeyim hani çok kimsenin aklına gelmeyen bir şeyler beklemiyorum. Yani Merkez Bankası'nın araçları ve yapabileceği şeyler belli. Bunun maliye politikasıyla, bunun diğer kurumlarla işte Ticaret Bakanlığı'yla veya işte Hazine'yle beraber desteklenip tarım politikasıyla, Tarım Bakanlığı'yla desteklenip bizim yapısal olarak ekonomimizde bu her zaman konuştuğumuz işte ithal girdiye dayalı ve ihracata dayalı ama fakirleştiren ihracata dayalı olan modelin inşaatla beraber büyüyen modelin bir şekilde değişmesi lazım. Kaynak tahsisinin düzelmesi lazım. Kaynak tahsisinin daha tabana yayılan bir yatırımcı profili üzerinde bir iş insanları özelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha böyle belli grupların şeyinden çıkıp daha genel, daha tabana yayılan, daha böyle katılımcı bir ekonomi ve yatırımcı profili oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında hani reform paketlerinin yani Mart ayına geldik. Enflasyon %15,61. Hani bundan sonra bir paket hazırlanacak. Ne zaman eyleme dönüşecek? Ne zaman sonuçlarını hissedeceğiz? Yaz ayları geliyor. İşte turizm ayı geliyor. Yurt dışından biz döviz gelecek diye bekliyoruz. Orada bir heyecanımız var ama bu ekonomilerin açılmasıyla beraber yurt dışında da özellikle bekleyen taleplerin tekrar gündeme gelmesi, enflasyonun orada da artması, bizde zaten artmış olan enflasyonun açılmalarla beraber, normalleşmelerle beraber daha da artıp bu talep bekleyen taleplerin de devreye girmesiyle enflasyonun ve ekonominin giderek hızlanması ve ısınması riskleri varken paket açıklama konusunda biz biraz ağır davranıyoruz. Yani açıklamayı seviyoruz ama açıkladığımız şeyi eyleme geçirme konusunda biraz problemlerimiz var. Zaten önemli olan da eyleme geçirilmesi. Eyleme geçmeli ki bir sonuç alınabilsin, bir faydası olabilsin açıklananların. Evet, ben kitabınız için çok teşekkür ettim. İktisat Kantini kitabınız için. İktisat Ben camiasına teşekkür. gerçekten güzel bir katkıda bulunmuşsunuz Sayın Özrak. Hayırlı olsun diyorum. Bu kitabı yazma amacınız neydi acaba? Okuyuculara ne söylemek istersiniz? Yani kitap benim zaten lisans döneminde üniversitede iktisat okurken beri o dönemlerden beri aklımda olan bir şey. Yani ben üniversitenin ilk 2 senesinde çok sıkıldım. Hatta okulu falan bırakmayı da düşündüğüm dönemler oldu. Sonradan bir toparladım işte. Yani dedim ya bırakacağım ya da çok seveceğim, değişik bir şeyler yapacağım. İşte konferanslara makaleler yazıp çalışırken de işte Financial Times'ta gördüğüm karikatürler, işte bu ekonomistin Karl Mahlasıyla karikatürlerini çizen karikatüristini çok severdim. Hani o dönemlerden beraber ya ben çizgiyi çok seviyorum. Ekonomiyi de bari bununla birleştireyim. Belki daha çok severim falan diye düşünürken ta o dönemlerden aklıma gelen bir konsept. Yani böyle bir kitap olsa ben ister miyim diye düşündüm. İsteyeceğime karar verdim. Sonrasında tabii çok aradan zaman geçtikten sonra böyle bir şey oldu. Sadece çizimlerle değil tabii arada kısa da olsa bağladığım veya nasıl düşündüğüm, nasıl düşünerek o çizgilere ulaştığımı anlatan bazı yazılar koydum. Şimdiye kadar da güzel bir ilgi gördü. Hani siz de beğendiniz. Ona da teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra diğer baskıları olur. Daha çok insana ulaşır. Yine böyle farklı bir şeyler yapmaya yakın zamanda devam edeceğiz.
Yani farklı bir formatta bir iktisat kantini göreceğiz yakın zamanda. Evet, ben de onu soracaktım şimdi. Evet, bayağı keyifli bir kitaptı. Literatüre güzel bir armağan olmuş İktisat Kantini. Şöyle ki herkes bunu ele alamıyor, bu şekilde ele alamıyor. Tabii bu ayrı bir yetenek gerektiriyor, o karikatürleri çizmek. Ve okumak istemeyen, iktisadı keyifli yönden öğrenmek isteyenler için aslında güzel bir kitap olmuş. Herkes de faydalanacaktır umuyorum. Son birkaç dakikamız kalmışken Merkez Bankası'nın 18 Mart'ta toplantısı var Sayın Özırak. Bu toplantıdan ne beklersiniz? Valla görünen o ki yani bu İstop'ta top gene onların elinde kaldı. Yani faiz arttırmayla ilgili bir baskı var gibi görünüyor piyasada. Bunu yapmamak için muazzam karşılıkları da arttırdılar ama bu yeterli olacak mı? Sözle piyasayı yönlendirmeye çalıştıkları bir dönemde ki bunun da az çok etkili olduğu bir dönemde faiz arttırmak durumunda özellikle bu bahsettiğim dış faktörlerden kaynaklı kalabilirler gibi duruyor. Yani kaç bas puan arttırdın şimdi bir şey atarım tutar bildim derim. Söylerim tutmaz zaten atmıştım derim. Hani tam şeye puan söylemeye gerek yok ama sanki bir artış yapma baskısı oluştu üzerlerinde. Yani önümüzdeki birkaç günkü piyasaların seyrine göre muhtemelen onlar da karar vereceklerdir. Evet, piyasalarda da hafif bir tansiyon var. Dolar-TL kuru 7.43'ün üzerine çıkmış durumda. Tabii bu tansiyonu gören Merkez Bankası belki buna yönelik bir adım atacaktır. Zorunlu karşılık adımı attı biliyorsunuz. O adım çok daha farklı algılandı. Acaba Merkez Bankası faiz artıramayacak mı şeklinde algılandı. Siz nasıl okudunuz o adımı? O adımdan önce atılan bir adım vardı. Bence o yüzden zorunlu karşılık oranı biraz o şekilde çekinceyle karşılandı. Yani şu emisyonla alakalı, banknotlarla alakalı haber geldikten sonra biraz bir herkes şey yaptı anladığım kadarıyla. Yani çok mantıklı bir şekilde ilerliyorduk. Gayet doğru metinler, gayet doğru bir iletişim vardı. Hani bu banknot işi nereden çıktı birdenbire gibi bir çekince oluştu sanırım. Hemen onun arkasından zorunlu karşılık oranları ile alakalı bir karar gelince belki biraz o yadırgandı. Ama olabilir yani sonuçta Merkez Bankası'nın bu piyasaya müdahale ettiği araçlar arasında bu da var. Hatta yani literatürde işte API işlemlerinde en okutulan ilk iktisata giriş kitaplarında bile para politikasında bile okutulan kitaplarda var yani bu. Dolayısıyla bu yolu seçmesi ya aşırı yadırganacak bir şey değil. Ama bu yeter mi? Bir faiz artışıyla bunu desteklemesi gerekecek mi? Ve bunlar işte çelişir mi? Yani sıkı para politikası uyguladığına dair sonuçta konuşuluyor ama ortada gördüğümüz sonuç bir sık yani enflasyondaki artış bir sıkı para politikası uygulanması sonucu değil. Evet, bakalım 18 Mart'ta nasıl bir adım atacak Merkez Bankası. Sayın Özrak, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. İyi Ben çalışmalar teşekkür diliyoruz. ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, biz Paranın Nabzı'nın bugünlük sonuna geldik. Birazdan 18.30'da ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. Ve yarın Paranın Nabzı'nda saat 17.50'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.